Bir silah sistemi düşünün. Savaş sahasında sürekli tepenizde geziyor. Vurmak isteseniz çok küçük. Saklanmak istiyorsunuz, aracın içine girseniz aracı imha edebilir. Sipere girseniz ya da bir mağaraya girseniz peşinizden oraya girebiliyor. Bundan korunmak için mobil hava savunma sistemleriyle geçseniz, maliyetleri düşük olduğu için sayıca fazla kullanılıp sürü saldırısı yapılabiliyor. Siz bir yönden saldırı beklerken 360 derecede her yönden saldırı gelebiliyor. Ve bunlar kendi aralarında görev paylaşımı yapıp en zayıf olduğunuz noktalardan aynı anda saldırıya geçebiliyor. Elbette bunlara karşı savunma yapmak imkansız değil ama çok zor. Bu yüzden de son yıllarda modern savaş sahalarında vazgeçilmez sistemler haline geldiler. Tabii ki dronlardan bahsediyorum ve hatta bu sistemlerin belki de en gelişmişinden. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda STM üretimi Boyga Bey'i konuşuyoruz. Öyle bir drondan bahsediyoruz ki drone taşıyan drone olarak geçiyor. Yani bugün bambaşka bir boyuttayız. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Zebilon Unique sunar. STM çok fazla askeri teknoloji alanında varlık gösteren bir firma. Varlık göstermek derken kastettiğim tabii ki çok daha fazlası. Çok büyük işler yapıyorlar. Ama bunların içinde en çok göze çarpanları bugün konuşacağımız konudaki çalışmaları. Yani STM desem hepinizin aklına aynı şey gelecektir. Dronlar. Bu alanda gerçekten çok iyiler. Birazdan zaten bahsedeceğiz ama ürettikleri sistemler kendilerini farklı ülkelerde çoktan kanıtladı. Hatta güzel olan şu ki STM'nin dronlarıyla ilgilenen devletler önce az sayıda sipariş veriyorlar. Kısa bir bir zaman sonra da yüklü miktarda sipariş için tekrar görüşmeye geliyorlar. Çünkü önce bir denemek istiyorlar. Denedikleri zaman da memnun kalıyorlar ve yüklü miktarda sipariş veriyorlar. Yani bu konuda gerçekten söz sahibi bir firmadan bahsediyoruz. Yetkin bir firmadan bahsediyoruz. STM'nin birçok farklı drone sistemi var. Bugün hepsinden detaylıca bahsetmeyeceğiz. Bugün odaklanacağımız sistem Boyga B İHA sistemi. Bu sistem Türk ordusunun eli ayağı olacak bir sistem. Bu tarz dronlar şu an bile modern harp sahalarında dengeleri değiştirebiliyor. Bir de düşünün ki bundan 5-10 yıl sonrasında neler olacak? Piyade birlikleri bunları taşıyabildiği için cephenin en önlerinde böyle dronlar büyük işler yapabiliyorlar. Rusya-Ukrayna savaşına baktığınız zaman zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Rusya-Ukrayna savaşından görüntüler diye arattığınız zaman 100 tane saha videosu bulursanız bunun 90'ı dronlarla yapılan saldırıların görüntüleri. Artık savaş sahası böyle bir hale geldi. Ki Boyga Ukrayna savaşında gördüğünüz sistemlerin tamamından çok daha etkili ve önemli bir sistem. Çünkü ciddi bir farkı var. Hatta ciddi iki farkı var. Birazdan değineceğiz. Askeri teknolojilerde taktik İHA'lar genelde iki ana ayrılır birincisi dolanan mühimmatlar ikincisi mühimmat taşıyıcı platformlar. Dolanan mühimmat dediğimiz aslında daha aşina aldığımız sistemler. Zaten Ukrayna Savaşı'nda gördüklerimiz de çoğunlukla bunlar. Zala switch Switchblade ya da STM'nin yine kendisinin ürettiği kargo sistemi gibi platformlar bunlar. Mühimmat taşıyıcı platformlarsa bugün bahsettiğimiz Boyga B tarzı onlar. Bu tarz dronların görevi şu. Bunlara bir mühimmatı yüklüyorsunuz ve o mühimmatı gidip hedefinizdeki zırhlı araç, personel ya da askeri tesise bırakıyorlar. Hassas saldırılar yapabiliyorlar. Küçük sistemler oldukları için imha edilmeleri çok kolay değil. Yani yani cephede Rus askerlerinin psikolojilerinin yerle bir olduğu haberleri geliyor ya işte o psikolojik çöküntüyü sağlayan aslında bu tarz mühimmat taşıyan dronlar. Neyse yine bu sistemlerin öneminden ve özelliklerinden bahsetmeye devam ederiz ama burada bugün konumuz olan Boyga B İHA'nın özelliklerine değinelim. Bunlar önemli çünkü bazı özellikleriyle dünyada bu sistemin rakibi yok. Boyga B taktik operasyonlar için geliştirilmiş bir drone sistemi. Sistemin uçuş süresi 35 dakika ve menzili 10 kilometre. Süre ve menzili gördüğünüz zaman muhtemelen size düşük gibi gelmiştir ama bu tarz sistemlerin ulaşacağı maksimum kapasite genel olarak bu. Zaten fazlasına da ihtiyaç yok. Çünkü bunlar cephe gerilerini vurmak için kullandığınız sistemler değil ön cephede direkt sıcak savaşın içinde kullanacağınız sistemler. O yüzden 10 kilometre yeterli bir menzil. 35 dakika havada kalma süresi de. Boyga 54 kilometre seyir hızına sahip. 3000 metre operasyonel irtifaya ulaşabiliyor. Taşıma kapasitesi bu tarz sistemler için oldukça iddialı. 8 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Maksimum kalkış ağırlığı da 28 kilogramın üzerinde. Tek personel tarafından kullanılabiliyor ve eksi 20 ile artı 50 derece arasında sorunsuz çalışıyor çalışabilir veya çalışacak gibi ifadeleri kullanmıyorum. Çünkü bu sistem bütün testlerini tamamladı. Şu an seri üretimi hazır. Hatta ihracatı için bile bazı ülkelerle görüşmeler yapılıyor. Bu sistem muadillerinden özellikle faydalı yük ve elektronik harbe karşı direnç konusunda öne çıkıyor. Gelişmiş bir salam mekanizması var. Bunun sayesinde farklı mühimmatları cidden yüksek hassasiyetle hedeflerin üzerine bırakabiliyor. Yani Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz mühimmat bırakan dronlar gibi ama çok daha gelişmişi. Farklı mühimmat türlerini taşıyabiliyor olması da operasyonel bir esneklik sağlıyor. 3 farklı mühimmat tipini taşıyabiliyor. Birisi bence çok özel. Öncelikle 81 mm havan mühimmatı bırakabiliyor. Bu mühimmat MK ile işbirliği içerisinde geliştirildi. 2 kilogram ağırlığı var ve 1300 adet 5 mm çelik parçacıktan oluşuyor. 15 metrelik bir yarı çap hatta ciddi hasar bırakabiliyor. Gelişmiş bir balistik kestirim algoritması var. Bu sayede noktasal hassasiyetle hedefini bulabiliyor. Bunun yanında bir de Tunga akıllı mühimmat var. Tunga Boyga B için özel olarak tasarlandı görüntü ve GNSS tabanlı güdüm sistemi var. 1750 gramlık bir harp başlığı taşıyabiliyor. Ve bu bir akıllı mühimmat. Hedefe çarparak patlamıyor. Hedefe yakın bir noktadayken patlıyor ve hedefin içinde olduğu geniş bir alanı şarapnel etkisine maruz bırakıyor. Bu özelliği sayesinde özellikle anti personel kullanımlarda önemli bir güç çarpanı. Bundan sonra da gelelim 3. mühimmat tipine. Aslında bu bir mühimmat değil. Bu bir sistem. Boyga B sadece mühimmat taşıyıcı drone değil. Aynı zamanda bir drone taşıyıcı drone. İşte bu yönüyle çok özel. Kargo FPV drone'u taşıyabiliyor. Yani İHA'dan İHA bırakıyor. Kargo 10 kilometre menzile sahip. Bu sayede Boyga kendi menzil yeteneğiyle düşman hatlarının üzerine geldikten sonra kargonun menzilini kullanarak düşman hatlarının çok daha gerisindeki hedeflere saldırı yapabiliyor. Ve bu çok katmanlı yaklaşım. Keşif, gözetleme görevlerinde de, saldırı görevlerinde de onun sahadaki değerini katlıyor. Tabi Boyga Omega B'nin dünyada özel olmasını sağlayan tek şey mühimmat çeşitliliği değil. Şimdi bahsedeceğimiz kısım belki daha da önemli. Bu sistemin en kritik operasyonel kabiliyeti elektronik harbe karşı gösterdiği direnç. Bu tarz dronlar sahada kolay kolay durdurulamıyor. Hatta belki denk gelmiştir. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın kamikaze dronlarından kurtulabilmek için Ukrayna güçleri topçu sistemlerinin üzerine kafes zırhlar inşa ettiler. Çünkü kamikaze dronlar küçük sistemler. Havada bunları vurmak kolay değil. En azından araca bir tık daha uzakta patlasın, etkisi azalsın diye böyle bir önlem alınıyor. Ama bu işin esas çözümü böyle çözümler değil. Elektronik harp. Özellikle de GNSS karıştırmaları. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında bu tarz droneları engellemenin en iyi yolunun GNSS karıştırmaları olduğu görüldü. Tabi hem savunma sistemleri hem saldırı sistemleri sürekli kendini geliştirir. Savunma sistemi yeni bir yol bulunca saldırı sistemi onu aşmanın farklı yollarını bulmaya çalışır. Askeri teknolojilerdeki koşuşturma da bu yüzden hiç bitmez. Mesela buna bulunan ilk çözüm fiber optik kablolar. Ukrayna Savaşı'nda savaştaki görüntüleri izlediyseniz yerlerde onlarca bazen yüzlerce parlak kabloların olduğunu görürsünüz. Bunun amacı bu yoğun elektronik harp ortamında karıştırmalardan etkilenmemek. dronları fiber optik kablolarla uçurup karıştırılmasını engelliyorlar. Hem de haberleşme konusunda avantajlar sağlanıyor. Hem operatörle drone arasında iletişim kopmuyor, hem de karıştırmalar yaşanmıyor. Tabii bu çözümlerden biri. Zaten STM'nin ürettiği dronlarda da bu özellik var. Yoğun GNSS karıştırmasının olduğu yerde STM'nin dronlarını fiber optik kablolarla kullanabiliyorsunuz. Boyga da buna dahil. Ama Boyga B için farklı detaylardan da bahsetmek gerekiyor. Zaten esas farkı da burada ortaya çıkıyor. Boyga B'de CRPA ve kerkes entegrasyonu var. Bunların sayesinde GPS sinyalinin olmadığı ya da karıştırıldığı ortamlarda da görevine devam edebiliyor. Tabi kısaca bunlardan bir bahsetmek lazım. Öncelikle CRPA nedir? Bu sistem birden fazla anten elemanını bir araya getiriyor. Bu elemanlar da gelen sinyallerin yönünü ve gücünü analiz ediyor. İstenmeyen karıştırıcı sinyallerin geldiği yönü tespit ediyorlar ve o yöndeki sinyal alımını minimuma indirmek için bir sıfır noktası oluşturuyorlar. Yani karıştırıcı sinyal boşa çıkarılıyor. Aynı anda GPS uydularından gelen faydalı sinyalleri de güçlendirmek için anten o yöne odaklanıyor. Bu sayede zayı zayıflatılan uydu sinyalleri de çok net bir şekilde alınabiliyor. Bu iki özelliği bir arada kullanarak CRP'ler hem karıştırıcıları etkisiz hale getiriyorlar hem de gerçek GPS sinyallerini en güçlü şekilde alıyorlar. Bu da tabii ki Boygabe'nin navigasyon yeteneğini korumasına yardımcı oluyor. Diğer bir deyişle bu sayede Boygabe muadil olan diğer platformlar gibi yolunu kaybetmiyor. Sadece bu sistem bile Boygabe için yeterince ayırt ediciyken bir de bunun yanında Kerkes entegrasyonu var. Hatta bu daha da önemli. Kerkes projesi Türkiye'nin bugüne kadar üzerinde çalıştığı en en önemli projelerden biri. Bunu da sahadaki bir mecburiyet olduğunu gördüğümüz için başlattık. Suriye Savaşı'nda filan GPS'in karartıldığı örneklerle karşılaştık. ABD istediği bölgede, istediği zaman konumlama sistemini karartıyordu. Tabi bu büyük bir risk. Çünkü bizim ve aslında bütün dünyada böyle uçaklarımız, gemilerimiz, insansız hava araçlarımız, seyir füzelerimiz filan tamamen GPS'e bağımlı. GPS sinyali olmazsa bunların hiçbiri yolunu bulamaz. Sadece askeri sistemler için bile demiyorum. Yolcu uçakları için bile geçerli aynı şey. İşte bu yüzden ABD'nin uyguladığı GPS karartması ciddi etkiler bırakabiliyor. Tabi burada GPS'in dünyada muadilleri var diyebilirsiniz ama sonuçta hangisini kullanırsanız oraya bir bağımlılığınız oluşuyor. Ve Türkiye'nin kendi GPS sistemini kurma çalışması var. Ama bu zaman alacak bir çalışma. O yüzden Kerkes projesi başlatıldı. Bu proje özellikle İHA'lar gibi otonom sistemlerinin navigasyon sistemlerine ihtiyaç duymadan yolunu bulabilmesini hedefliyor. Başarıyor da. Peki bunu nasıl yapıyor derseniz bu sistem insansız hava araçlarının üzerinde bulunan sensörlerden elde edilen görüntüleri ve verileri işliyor. Ve bütün bölgenin haritalarını oluşturuyor. Önceden sisteme yüklenmiş olan bu görüntü haritaları sayesinde de Türkiye'nin İHA ve drone sistemleri yapay zekâ ile kendi konumunu belirleyebiliyor. Mesela bir insansız hava aracı GPS bağlantısı kesildiğinde bir dağın veya bir binanın görselini hafızasındaki harita verileriyle karşılaştırıp kendi pozisyonunu tam olarak saptayabiliyor. Haliyle en azından bölgemizde kesintisiz operasyon yapabiliyoruz. İşte boyga B, bu özelliğiyle dünyadaki rakiplerinden oldukça farklı bir konuma yerleşiyor. Kısaca söylemek gerekirse STM Boyga, modern harp sahasında Türk ordusunun en stratejik platformlarından biri olacak. Taşıdığı kargo FPV drone sayesinde uzaktan vurkaç yeteneği var. Yani çatışma anında farklı taktikler geliştirme şansınız var. İHA ya da mühimmat bırakan bir sistem olduğu için ekonomik. Çünkü kamikaze dronlar gibi tek kullanımlık değil. Mühimmatı bırakıp geri gelip yeni mühimmatı yüklenerek yeni saldırıyı yapabiliyor. Günün sonunda size maliyet olarak sadece bıraktığınız mühimmatların maliyeti kalıyor. Küresel navigasyon sistemlerinden bağımsız çalışabildiği için operasyon esnasında sizi yolda bırakmıyor. Videoda bahsetmeyi unuttuk. En önemli yönlerinden biri de sürü saldırıları yapabiliyor olması. Zaten STM bu konuda çok özel bir yere sahip. Şu an insansız hava araçlarının sürü halinde otonom çalışmasını geçtiler. Hava, kara ve deniz araçlarının birbirleriyle haberleşerek otonom şekilde sürü operasyon kabiliyetini geliştirmekle uğraşıyorlar. Tabii ki bu birikimleri Boyga B'ye de yansıyor. Sürü halinde çalışma neden önemli? Çünkü bu sayede hava savunma sistemleri gibi en iyi şekilde korunan sistemlere de farklı yönlerden yaklaşarak saldırılar düzenleyebiliyor. Farklı açılardan yaklaşmak savunma sistemlerinin işini zorlaştırıyor. Yani daha da özetle söylemek gerekirse Türk ordusu modern savaş sahasında kazanabileceği en stratejik yeteneklerden birini kazandı. O yüzden ülkemize hayırlı olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sundu.